أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري Allah olsa kıyan ihsanlayın bizden dergahı kabul etsin. Dua kılaman, dasturxon boşluğu, yatken cayımda ham dua kılaman. Rahmat bizden kaçınsa Allah'tan kaçsın, Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının aldığında oturarken bana iki yıl yaşadı vaktik. Babası Kureyş'te aksakalıydı. Mekke'ye gelen padişahlar, elçiler, vazirler, kibarlar, mucahalar elbette Abdülmuttalib bilen uçuraşıp gider. Babasını aldı da oturur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası ular bilen kanaka muamalık ile kendini körü buluyordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim. Kembeğal beş aralar bilen muamalık ilişki biledi. Çünkü özü şuna kıydı. Yani fakat bunlar bilenmez. Babası oturup katta tayfadaki, katta insanlar bilen hem kendini muamalık ilişki edildiğini, kiskin edildiğini örgendir. İşe ne oluyorlar? 6 geçirgen, 7 geçirgen, balyalarda kellesi iş yediyen baba yani hoca. Sizler itibar vermezler, yaşmalar ve genellerden yaz yaptı bu neselerdi o. Eğer hatun oturup, dünyadan, hayattan şikayet kılıp, hayatından narazlığını birbirine yapırken de o yaz yaptı o. Mahallemizde kim yaşa 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 sorayım? Elbette darlanmam adamı aitardı. Çünkü siz eğer hatun yapılaşırken de şu bala, demek yaş hayat, pulli hayat degen insan oyan sizden. Ya ne doğru yapayım? Oli yaptı o. Sizi dünyadan şikayet kılıyken izi, gıybet kılıyken izi, eki ülkezden hatun izgi şikayet kılıyken izi, televizyondan yaz yaptı o. Şimdi kim basın bu? Şu onu, ruhunu, terbiyesini şekillendirmeyken izden ki. Kim basın? Etibar verelik fazla bakıyorlar. Kıyamette cevap veremiz buna sanki. Amanat ula. Bana derslerimizi avarada etkenmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün tuğulu vefatlı günümüz şey. Kim bu oluşumuzdan haddi nezir? Boyumuz mu, kendakalımız mı, kette kişiyimiz mi? Bizgi ibret devayet yapmış. Bana gödeyle gide Peygamberimiz kanka terbiye bulan koyun. Özünü sayıldığını körgen, hurmatliliğini körgen, babasından örgenken bu amanan adamlar. Biz şuna kıl yapmış mı? Bugün bari yaşı yapar falan. Bir sefer soru şey oldu bize. İki gün. Bizi taşkarıdan buraya gelip uzatıp koymaydı akeler. Abdülmuttalip de oldu Peygamberimiz bana şimdi bir terbiyeni, hurmatlı itibarlı körükette oldu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaş ikirgenlere de babası Abdülmuttalip hamurdu. Bana şöyle şimdi bir mülahaza kılıç gereği, az yine bir vakfa gereği buladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı giden hayatta açıklarını körü yaptı. Hayatta açıklarını körü yaptı. Yani ata demeyenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Atasını bağrıge baskenmez Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ananın yeri geldi, toyu bilgiyeni yok. 6 yaşında ona sen gitti. Babasından acil aldı. Hemme açıklilerdi körü yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neme üçün? Bu ilahi terbiyeli buradalar. Çünkü bana şu nesillerden yakın, en yakın adamlardan acil egenliği Peygamberimiz ki talim. Çünkü atası ölse, enesi ölse dünyada tügerdi degenemez bu. Hayatı bitti, baskışı bu. Ana şu baskışı basıp ödümesinden durup keyingi baskış kemiydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala özü terbiye egenlik ilahi hikmet. Allah-u Teala bazı da bir nesilini belişten oval, bir nesilini olarken. Obdurup, keyin birerken. Nuh Peygamber 950 yıl davet kıldı, kavmi maskara kıldı, uruştu, sabır kıldı, kendime kıldı Allah. Kendime bilen sakla, hemeden aziz kıldım. İbrahim Aleyhisselam ot yolu artırıldı, sabır kıldı. Yurtudan hicret kıldı, sabır kıldı. Kim kim oldu? Halilullah, Allah'ın dostu oldu mu? Yakup Aleyhisselam en yaş görgen farzandı, en yaş görgen farzandı Yusuf'tan, acil aldı. Sabır kıldı. Yığılıp közü kör buldu. Sabır kıldı. Keyin Allah, Yusuf'un ham, Yakup'un közünü ham kaytarı verdim. Oval obdurup Allah keyin beri yaptı bu kadar. Musa Peygamber, özünü yurtudan, bitti adamı öldürüp o yandıken korkup kaçıp gitti. Keyin,
özünü yerige, Mısırge, Kelimur Rahman bulup kaydettin mi? Kareli de tarihte. Allah abdurup geyilir herhalde. Birgen daha kursanmış. Razımız takdirge. Az gün abdurken de ki. İsa Aleyhisselam, anası ve özü, hani şu fahşta, buhtanke, tuhmetke robora buldu. Keyin Osmanlı yiyip, Allah'ın müzekerliğe güvahlık göttü mü? Ve aylanıp gelip Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Otasından ayrıldılar. Onasından ayrıldı, babasından ayrıldı. Mehnet meşakkat çekti Mekke'de. Yurtudan kovuldu. Mekke'ne Allah da Allah. Peygamberimizin kolası gibi verdi mi? Muzaffer kılıçı bulan, galip oyun halde kirgeni de. Men endi nima qilamasizlar deb so'rasizlarmi deganida Ahun Karim ibn Ahin Karim deganda ozod sizlar. Mana shunday mehnat mashaqqatlar, yoshlikda yetimlik, mashaqqatda achchig'ini totgandan beri so'rasizlarmi qalbi qatib ketish kerak edi. Lekin ilohiy hikmatida bu, tarbiya edi. Aksincha payg'ambarimizning qalbi rahmat shafqat, muhabbatga to'lgan. Demak, insonning boshiga keladigan yaxshi yomon kun Alloh taolo beradigan bir bosqichi, xohlasangiz ham xohlamasangiz ham keladi u. Faqat unga rozi bo'lishlik kerak. Rozi bo'lishlik kerak. Ertangi kunda g'amini olib siqilmaslik kerak. Bolachaqamiz nima bo'lar kerak ertaga? Indinga nima bo'lar ekan demaslik kerak. Mehnat qiling, natijani Allohga qo'ying. Chunki Uhud tog'ida oltinni ehson qilsangiz, agar ertangi kunda g'ami bo'lsa qalbingizda, qo'rquv bo'lar ekan bo'lsa ertaga, bu iymoningizdagi nuqson bo'ladi. Abu Tolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qaramog'iga oldi. Abdul Muttolib vafot qilganidan keyin. Abu Tolib Abdulmuttolibdan ham faqirroq kishi. 10 bolasi bor. Otasiga bolalar yordam beradi, tashinaga. Endi ulodi qatorda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mehnat qilishlikka yoshligidan majbur bo'lgan. Chunki bu ham bir siz bilan bizga tarbiyaki, ozgina tirikchilik qilishlikka qodir bo'lib qolishligi bilan payg'ambarimiz amakisini yelkasida o'tirgani yo'q. Ishi mujnatda o'tirgan o'g'il bolalar bo'lsa yaxshi eshitib olsin. Albatta millionni topish shart emas, sira xolosaga tushib. Şu nima bor? G'ish qo'yaptimi? Shu ham tirishlik. Abrodiyda mardi ko'rishyapti, shu ham tirishlik. Payg'ambarimiz birodi yelkasida o'tirgandan hech qachon. So'raylik shu savolni. Eng afzal odam qaysi? O'zini qo'lini mehnati bilan tirishligini o'tkazayotgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganidan boshlab 21 yoshigacha cho'ponlik bilan shug'ullangan. Cho'ponlik bilan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min nabiyyin illa va ro'al g'anam." Har bir payg'ambar qo'y boqqan. Bunda ham bir hikmat bor. Chunki hayvon bilan muomala qilgan, hayvonga bir parvarish qilgan kishining qalbida rahim shafqat, halimlik, sabr hamda boshqaruvchilik sifatlari tarbiya topadi. Hayvon bilan muomala qilgan bolalar qalbida rahim shafqat sifat tarbiya topadi. Ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahroda qo'y boqish haqida aytadilarki, hikmat haqida sahroda qo'ylarni inson yolg'iz haydab yurar ekan, yolg'iz bo'ladi. Unga olam haqida mulohaza qilish, osmonlarni, yulduzlarni, falaklarni ko'rib turib, koinot haqida fikr qilishga fursat bo'ladi. Insonni ruhiyatini poklanishiga sabab bo'ladi. Endi shaharda o'rtasida yashayotgan odamda-chi? G'ol-g'ovur, bir ishda bir harakat, voqealar, hodisalar, bu narsalar haqida fikr qilishga vaqt bo'lmaydi. Bu yerda deyarli hamma qo'y boqqan bo'lsa kerak. Toqqami, tolagami qo'y haydab chiqqan davrizda eslaymi? Hech kim yo'q yoningizda. Fikr qilishlikka majbur bo'lasiz. Tog'larni ko'rasiz, osmonni ko'rasiz. Endi shaharda yurgan odamchi? Bir qarasa, yozibdi deb qo'yadi. Shunga ketmiz edi. Osmonga qarab yulduzlar ko'rdi. Voy, shunaqa yulduzlar bor ekan deb. Chunki shaharda g'olag'ovurida yashagan odamda yolg'iz qolib mulohaza qilishga imkon bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahroda qo'y boqishning hikmatlaridan bittasi mana shu. Subhan robbika robbil izzati ma'sifun va sallallohu alayhi va sallam alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.